kürsüde olacak. Peki meclisin gündeminde neler var? Detayları öğrenelim. TRT Haber muhabiri Süleyman Yaşar o detayları bize aktaracak. Süleyman, seni dinliyoruz. Meclis çalışmaları bütçe görüşmelerinin ardından bir aylık bir ara vermişti. Arada sona gelindi ve yarın itibariyle meclis çalışmalarına yeniden başlayacak. Milletvekillerinin çok yoğun bir mesai takvimi bulunuyor. Özellikle gündemin ilk sıralarında uluslararası sözleşmeler var. Aden tezkeresi yine meclis genel kurulunda görüşülecek. Teknoloji bölgeleri kanunu da genel kurulda görüşülecek bir diğer konu olacak. Bir diğer önemli başlık ise hayvan hakları yasasıydı. Bununla ilgili çalışmalar tamamlandı ve Meclis Genel Kurulu'na gelecek ve Meclis Genel Kurulu'nda oylandıktan sonra eğer kabul edilirse hayvanlara karşı işlenen suçlarda ağır yaptırımlar geliyor. Bununla ilgili de çalışmalar önümüzdeki haftalarda meclisin gündemine gelecek ve komisyonlar özellikle askeri mevzuatla değişiklik öngören 44 maddelik bir kanun teklifi var. Bu kanun teklifi de önümüzdeki hafta itibariyle Milli Savunma Komisyonu ele alınacak. Teklifin içeriğinde uzman erbaşların özlük hakları, emeklilik yaş hadlerinin 55'e çıkarılması öngörülüyor. Bununla beraber Dijital Mecralar Komisyonu'nda da WhatsApp ve sosyal medya şirketleri ele alınacak. Yine uluslararası komisyonlarda ise Türkiye'nin tezleri muhataplara iletilecek diyebiliriz. Genel kurulla birlikte grup toplantıları da başlayacak. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan çarşamba günü partisinin grup kürsüsünden ses denecek. Yine salı günü de genel kurul öncesi Devlet Bahçeli, Kılıçdaroğlu ve Meral Akşener de genel kurul öncesi grup toplantısında partililerine hitap edecek.